Selam sevgili YouTube. Uzun bir aradan sonra tekrar kuş severlerin, kuş takipçilerimin karşısındayım arkadaşlar. Şöyle odamı göstermekle başlayayım birazcık. Sonra neden beslemeye döndüm, ne tarz ekipmanlar, ne tarz yemler kullanıyorum bunlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar biliyorla bilen arkadaşlar olabilir bunu. Bilmeyen arkadaşlar için kısaca bir özet geçeyim. Ben sağlık sorunlarından dolayı bıraktım kuş üretimini ama şöyle de yan sıkıntılar vardı. Okulda hani derslere falan ilgilenemediğim oluyordu. Müşteriler falan geldi oluyordu. Vesaire vesaire hayatımı biraz zora sokmaya başladı bu kadar fazla kuş. Şimdi şunu sordum kendi kendime. Neden tek bir kuş bana sorun yaratsın ki? Her evde var zaten. Neden tek bir tane beslemeyim? Ben daha önce kuş evcilleştirdim ama bununla ilgili sizin hiçbir bilginiz yok. Hayalet eski videolardaki şey videolara bakarsanız orada hayal ettiği bir tane jumboya erkek kuşum vardı. Zaten onun yeri bende ayrıdır. Bilenler biliyordur belki o hayaleti eskiden evcil bir kuştu. Bebekken almıştım ben. Neden şimdi evcil bir kuşum olmasın sorusu da oldu arkadaşlar. Malum bu işe bir kere girince siz bu işten kaçsanız bile bu iş hiçbir zaman sizden kaçmıyor. İçten içe Facebook sayfalarından gönderilere bakıyordum. insanlar sorular soruyor. Onlara cevaplıyorum. Videolar atıyorlar. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Her zaman bir e, ukde kaldı. En büyük ukde Hayaletin üretime girmesi oldu arkadaşlar. Üretime girince biliyorsunuz hayvanlar biraz insanlarla araları yani şimdi bu kuş iki tane kuş olsa yanında benle ilgilenmez. Gider yanına bir tane arkadaş alır. Arkadaş olsa onunla ilgilenir. Benle konuşmaz. Benim yanıma gelmez. Onlar ikisi takılırlar arkadaşlar. Şimdi birkaç kafanızdan soru geçeceğini tahmin ediyorum. Bu arkadaşın adı Hacivat. Neden Hacivat olduğunu ben de tam bilmiyorum ama Hacivat koymak istedim. Çok sıradan isimleri sevmiyorum. Yok Rüzgar yok. İşte ıı, ne bileyim. Yani bir belki Ilgaz da koymayı düşündüm de bu sefer hani Çankırı ile alakalı bir gönderme olur. Yanlış anlaşılabilir. O yüzden koymadım. Bu gördüğünüz gibi e, hep Jumbo beslemiş olmama rağmen Jumbo konusunda ağırlıklı olmama rağmen bu kuş bir Çekoslovak yavru. Neden Çekoslovak aldım? Şimdi benim dedemin bir kuşu vardı. Bir tane videoda onun videosu olması lazım. Adı Yavuz. Bu Yavuz'un jumbo yavru. Benim yavrulardan biriydi. Kuruma hastalığından kurtardım. ilk yavrumdu hatta. Pardon kuruma diyorum. Karnında karabenek vardı. Karabenek hastalığından kurtardım. İlk yavrumuz Yavuz. Ben onu dedim ki hani bunu birine satmayacağım. Kendim bakacağım. Buna çok uğraştım çünkü dedim. Şimdi Yavuz'da şöyle bir problem vardı arkadaşlar. İyileşti ama Jumbo'larda kronik bir sıkıntı vardır. Zaten benim de çözüm bulamadığım nadir şeylerden biri. Belki arasak buluruz. Ama ben bulamadım arkadaşlar. Çok zor. Şimdi bazı kuşlar tavuk gibi yere atınca düşerler. Yani böyle bildiğiniz düşerler. Yavuz bir süre sonra o kadar tavuk oldu ki arkadaşlar. Korku filmindeki oyuncaklar gibi yerde yürüyordu. Hani bayağı bir yerde yürüyordu. Sonra işte bizim bir tane şehrin dışına doğru bir bahçeli evimiz var. O Yavuz'la ben ilgilenmiyorum. Dedem ilgileniyordu. Dedemler gitti falan filan o bahçeye falan. Ben de ilgilendim ama hani benim biraz üretici kafasında olduğum için yemini suyunu koydum. O hayvan dedemin yokluğundan biraz yokluk çekti. Hasret çekti. Ve arkadaşlar kaybettik Yavuz'u. Bayağı üzücü bir şey oldu bizim aile için falan. Ya yani ben hani bir süre sonra o kadar kuş işine girince hani bir hayvan üretince işte Tamam çok seviyorum ben bu hani canımdır hiç zarar veren görse Hani biliyorsunuzdur belki instagramdan yazan öyle salaklar oluyor bazen Yani paralarım gerçekten paralarım Ama ölüme biraz soğukkanlı alışıyoruz ama aileler öyle değil tabi hani tek kuş besleyenler Çünkü ben hani sürekli bir yavru geliş gidiş olduğu için duygusal bağ kuramıyordum Umuyoruz Hacivat'ta duygusal bağlar kuracağız. Hacivat çok uysal, acayip uysal bir bebek. Ya. Yani normalde şey olmazdı. Bunu da bir hiç tanımadım. Üretici birinden aldım. Çünkü benim zamanımdaki üreticilerin çoğu bırakmışlar. Yani kendilerine sordum. Kendim dedim hani zaten az buçuk biliyorum ne yerlere bakmam gerektiğini. Kendim dolandırılmam. Çok güzel renkli olanlar kuşlar vardı ama adam satmak istemedi tabii. Canı sağ olsun diyelim. Ben bu sefer hani beyaz kafadan biraz sıkıldım arkadaşlar. Artık böyle sarı kafa, sarı klasik yeşil de değil de böyle sarı kafa e, mavi gövde bizim Çekoslovak erkek gibi mesela. Böyle daha spangle tarzı, rainbow tarzı kuşlar. Hani dedim ki bir kere bir tane besleyeceğiz. <laughs> Hacivat'ta ötüyor bu arada. E, dedik ki bir tane besleyeceğiz. Madem öyle namımıza yaraşır bir şey olsun. Ama adam satmadı. Böyle çok sıradan yavrular vardı. Bu Hacivat'ı arkadaşlar birincisi adam şey yani biraz şey dedi yani yavru kuşlu erkek dişi belli olmaz falan filan. Tamam bu doğru ama bazıları çok net erkek olur. Ben dedim ki adam erkek hangileri? Adam dedi ki bilmiyorum. Hani belli olmaz. Yani dedim ki belli adamdan pek yardım alamayacağız. Hacivat'a ya baktım. Diğer hani böyle illa bir yerde hastalıklı. Mesela şu kafesin içinde 10 tane yavru varsa biri böyle daha Hastalıklı gibi durur. Hasta demiyorum. Hastalıklı gibi durur. Biri daha enerjik olur. Çok zıpır olur. Baş edemezsiniz. Böyle tam almalık bir kuş vardı. Yani. O da Hacivat'tı arkadaşlar. Hani rengi çok güzel mi? Bence değil. Bu yani normal peş shoplarda bulabileceğiniz renklerden. Ama e, kendisi çok uysal. Hani yanağını kaşıtıyor. Gagasını sevdiriyor falan. Kendisi çok uysal. Çekostoba'ya alma sebebim de birazcık daha orijinal ırka yakın olduğu için sağlık problemleri daha az oluyor Bu ırklarda Ve çok güzel uçuyorlar. Ben bunu evcilleştirmeyi düşünüyorum. Hatta ufak ufak bugün cumartesi günü pardon pazar günü biz ufak ufak başladık arkadaşlar Hacivat'la ee, evcilleştirmeye. Ee, mesela parmağı falan çıkıyor ama dış uzaktayken yani çağırınca gelmiyor. Kafesinin neresi olduğunu bilmiyor. Güzel uçmaya başladı çok güzel uçmaya başladı. Hatta birazdan bir uçururuz. Ama işte inişlerde falan bir sıkıntılar olabiliyor. Bu süreçte kesinlikle bakın sizin de yeni kuşunuz varsa çok önemli. Şöyle cam görüyorsunuzdur. Bu camlar arkadaşlar direkt haşırttı blackboard giriyor. Çok tehlikeli. Camı bir süre sonra öğrenebiliyorlar ama gene de perde falan olursa üstüne şöyle daha iyi olur çok tehlikeli böyle ölen kuşlar gördüm arkadaşlar. Bizzat gördüm. Cama kafasını çarpıp ölen. O yüzden dikkatli olun. Siz, siz olun. Dikkatli olun. Şimdi biz bir Hacivat'ı uçuralım. Hacivat gel oğlum bakayım. Şöyle parmaklara çıkıyor. Güven problemi yaşamadık arkadaşlar. Anladı herhalde bizim eski kuşçu olduğumuzu. Şöyle bakın ele falan çıkıyor. Buradan kafesine indi. Şimdi biraz olan dağınık ama sizin için bir uçurayım Hacı Hadi git bakalım. Bahulun üstüne. Orayı sevdi ya. Bir de Hacı Vat'ta şöyle bir takıntı var. Diğer kuşlarda da vardı galiba bu. Ama dediğim gibi hani ben üretim kısmında olduğum için ıı, ee... <laughs> neyse size Hacı Batı göstermeyeyim. Oradan gözükmez. O yaklaşır birazdan bakmaya. Geliyor. <laughs> Hacivat şey yani böyle biraz yüksekte durmayı seviyor bulunduğu ortamda. Diğer kuşlarda da sanki böyle bir şey vardı ama çok emin değilim. Şimdi ufaktan size kafesi de göstereyim. Bu bende Yavuz'un kafesi eski. Bu benim üretim kafesleri gibi değil de ilk çift tanelerden bunu satmadım. Bunu hani kuş beslenir içinde. Hani bu güzel bir kafes. fiyatı da uygun. O zaman 38 liraydı. 38-40 lira falandı. Şu an ne kadardır hayal edemiyorum. Hani şu an bence yüzün üstündedir diye tahmin ediyorum. Ben bunu alalı çok oldu arkadaşlar. Minimum minimum 4-5 sene olmuştur yani. 4-5 sene önce 38 liraydı. Kargosu da dahildi. Şimdi aşağı ben zaten malzemeleri atmadım arkadaşlar. <laughs> o hatayı akvaryumda yapmıştık. Sonra bir şeyler lazım oluyor. Bedavaya gidiyor. Üzülüyorsunuz. Yani dedim bir yerde dursun. Dursun dedim ya ne olacak. Şimdi tünetler. Zaten bunlar kolay suluk vardı. Ee, süsünü Yavuz koparmış şeyine bağlama kancasını. Ona şöyle plastik bir şey yaptık. Benim kullandığım işte kalamar kemiği tutucu böyle bir şey. Ucunda tünek olsun. Mineral blok. Şöyle bir süsümüz var. Bunu hani böyle papağan tünekleri olur ya arkadaş. O tarz kullanıyorum. Şunlar çok sevdiğim mamalıklar. Şu an mamaya hiç denemedim. Alıştırmadım. Ee, şu an mama yapacak Komplike malzemeler de yok. Hani bebe bir süre de yapmak istemiyorum. Yakında bir mama alırız. Onun videosunu da çekeriz. Çok basit bir mama yaparız. Hani eski üretimdeki gibi un kurtlu 500 çeşitli mama değil de. Yavaş yavaş ıktan bir mama yaparız yani. Şöyle yemliği var. Normal karışık yem. Kum var burada. Kuş kumu. Bunları ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Çok standart. Ben şu an üretici gibi değil. Besleyen biri olarak konuşuyorum. Ya işte üreticisin sen. İşte bunlar tabii sana lazım olur. Bizim kuşları üretiyor muyuz gibi bir kafaya girmeyin. Ben şu an kesinlikle bu kuşu üretmeyeceğim. Daldarlarımız var arkadaşlar. Çok yavruyken aldığım için. Daldarı daha rahat kırıyor. Normal yemi zaten pek yemiyor. Daldarıyı daha çok yiyor. Varsın daldarı yesin. O yandan bir sıkıntımız yok. Altın arkadaşlar kağıt seriyorum şimdilik. Çünkü bu kafes biraz şey olmuş. Dandikleşmiş. Şöyle kaldırınca Falan böyle bir esneme falan yapıyor. Onlara bakacağız. Zamanla bu kafesi daha da güzel bir hale getiririz. Şimdi şöyle. Yemi ben Ankara Yem evinden aldım. Ee, yem bana şöyle bir poşette geldi. Ben idareten işte rahat konulsun diye böyle eski kalan kutulara koydum. Bunları hatırlıyorsunuzdur zaten. Eski kalan kutulara koydum. Şöyle gervit diye bir vitamin var. Bunu çok övüyorlardı. Ee, ama... Hiç kullanmak nasip olmamıştı. Ben daha farklı markalar kullanıyordum. Bunun kovadan bölmesi varmış. Fiyatı da uygundu. O şekilde aldım. Arada vitaminini vereceğiz, probiyotini vereceğiz. Gene atlamayacağız. Bunlar atlanacak şeyler değil. Bunlar sadece üretimle alakalı şeyler değil. Ee, Daldarısı olmazsa olmaz. Yani benim en sevdiğim yemlerden biri. Bir de aspurlu yemler severim biliyorsunuz. Yemin içeriğinde de %50'ye falan yakın bir aspur olduğu söyleniyordu. Ee, ona da şöyle göstereyim size fikir edelim. Ya ben bilindik bir yerden aldım şimdi. Yalçın Bey benim bildiğim oranın sahibi. Yalçın Bey benim bildiğim kadarıyla Ankara'nın en sağlam kuş üreticilerinden biridir. Fiyatları biraz pahalı ama gerçekten ürünleri güzel bakın. Aspur, 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 darı, darı. Aspur ağırlıklı. Geri kalanı da darı olmak üzere. Siyahlar nijer büyük ihtimal. Aspurla darı karışımı. Her çeşit darıdan var içinde. Yani siz de böyle bir şey yapabilirsiniz ama kafesiniz biraz büyük olsun. Zaten ben bol bol salıyorum. Bol bol oyun oynuyoruz. Parmağımda duruyor. Şu an nerede? Uzun uğraşlar sonucu. Alabildik arkadaşımızı. Kendileri şu an buradalar. Sen bir şey söylemek istiyor musun kameraya? Konuş da bir görsünler ya. Bu kanal kuşa hasret. Bir sesini çıkar, bir konuş, bir şeyler söyle. Hiç, hiç umuruna değil. Arkadaşlar bu şekilde kafesim. Bir sonraki videoda size nasıl yavru alınır? Yavru alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Hacivat Bey ile birlikte anlatacağız değil mi? Hı? Değil mi? Oralı değil ama anlatacak. Mecbur anlatacak. Ondan dinleyeceğiz çünkü. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sen de görüşürüz de. Bak el sallıyor size. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.